Aslında burada kalmak lazımdı ama planlamadık. Mecburen döneceğim Bodrum'a. Bodrum'a döneceğim, sonra Samos. Allah sen büyüksün. İnsanın kıçı sıkışınca aklına Allah gidiyor. Kos Adası'nda kos geziyoruz. Değişmiyor zaten. Kaçıncı gelişim? Aynı adamlar oynamıyorlar. Adamlar oynamıyor. Ona buna vermiyorlar şey. Kaptan Tasos ekip. Resüçü. Şöyle biraz gezelim. Sonra bir denize gireriz. Bir günde 3-4 bin kişi geliyor. Yeşil pasaportlarını alıyor, 100 euro verip 500 euro da vergi ödüyorlar. 100 euro da kapıda bize yeşil pasaport, çoğunluk yeşil pasaport var. Devlet memurları köşeyi dönmüş, benim haberim yok. Niye bizim zamanımızı açtık lan biz? Bunlar AKP'nin memurları. Üçer beşer gelmişler, yiyorlar burada paraları. Kos. Evet abi. Fakirlik kötü bir şey. Zor iş. Allah fakir. İlla ki her insanın İsviçre'de 50 bin franklık arabaya binen bir karısının olmasını tavsiye ediyorum. Veriyor parayı. Adam da geziyor ada.
falan. Olsa kendi gelir ya, neyse. Hak ettiğini yaşarsın. Olay bu. Her zaman söylediğim laf. Bir insan kaybediyorsa, başa sürekli derde giriyorsa, işleri yolunda gitmiyorsa, sürünüyorsa, hak ettiği iştir. Bir amacını yok. Herkes kısa vadede üzülebilir, sıkılabilir. Birinci olay, şımarmayacaksın. Hayatını yaşayacaksın. Abartmayacaksın yaşarken. Bak teyzem üstünü çıkartmış. Kos. Yunan sahili güvenlik botu. Yarım saat evvel birilerini kovaladı. Yakaladılar birilerini herhalde şişme botla. Lan güpegündüz geçmeye çalışıyorlar ya. Adada bir sürü Arap var. Arapça konuşan var. Kaçmışlar gelmişler. Gencecik herifler. Bu eski bot. 30 senelik falan var bunun. 30'luk. Belki 40 senelik bot. 30-40 senelik bir bot.